Tuna Tuna Boylu'nun I Close My Eyes isimli performans dokümantasyon videosunu bu sabah yayına koymuştuk. Yayındaydı, belki izleyenleriniz olmuştur. Burada da hep beraber bir izleyeceğiz baştan sona. Video bu ayın sonuna kadar, 29 Ağustos'a kadar yayında olacak. Bilsart YouTube kanalında ve web sitesinde. Şu anda burada biraz kalitesi de düşük olabilir. Sonrasında tekrar izlemek isteyenler web sitesinden ya da YouTube kanalımızdan izleyebilirler. Ben şimdi videoyu paylaşacağım sizlerle. Çok pardon. Evet, herkes görüyordur umarım.
Just die. A lot of people are with you. Do you want to see this? Evet, herkese yeniden merhaba. Tuna'yı bir unmute ediyorum hemen. Evet. Videoyu izledik hep beraber. Aslında ben öncelikle bu performansın biraz başlangıcı ve genel çerçevesini senden duymak isterim. Sonrasında zaten araya girerim ve herkes de mikrofonlarını açmamı isterseniz açabilirim. Chat'ten bize yazabilirsiniz. Buradan okuyor olacağız. Evet Tuna, sözü sana bırakıyorum. Harika, teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Öncelikle ben bu çevrim içi serginin oluşmasında emeği geçen herkese, özellikle Zeynep'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bana gerçekten çok yardımcı oldu kendisi. Bu iş benim için çok özel, hatta hayatımı değiştiren bir iş diyebilirim. Hala her izlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Bana olduğum insanı, insanlığın kendisini ve değer yargılarını yeniden sorgulatan bir deneyim. 3 yıl geçmiş olmasına rağmen hala her gün aklımdan geçen bir tecrübe. Ve bu iş hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanlar için kısa bir açıklama getirmek isterim aslında. Ben aslında bir performans sanatçısıyım. Performans sanatlarıyla ilgileniyorum. Bugün izlediğimiz iş de yaptığım bir performansın belgelendirmesi. Bir gün metro ile yolculuk ederken görme engelli bir kadınla aynı vagona binmiştim. Ve şansıma benim ineceğim durakta o da indi ve raylı ve beraber yürüyorduk. O benim önümden ilerliyordu ve raylara doğru ilerlemeye başladı. Tam acaba düşecek mi, hani bir şey desem mi falan diye düşünürken raylara bir metre kala durdu ve hiç tereddüt etmeden merdivenlere doğru yolunu buldu. Açıkçası ben de düşünmeye başladım. Hani ben şu an gözlerimi kapasam ne olur? Merdivenleri bulabilir miyim? Hani bir anda şu an görme duyumu kaybetsem hayata aynı şekilde devam nasıl edebilirim falan derken bir anda tüm bu sorulara cevap bulmak için bir ay boyunca gözlerimi kapatarak yaşamaya karar verdim. Ardından bir hafta geçmeden bir uyku maskesi, bir de yürüme değneği alarak gözlerimi kapattım. Sanırsam da ya da hatta tek pişman olduğum kısım buydu sanırım. Çünkü hani bu tarz performanslar yapmak istiyorsanız bir noktada kendinizi hani belli tekniklerle ya da detokslarla mental ve fiziksel olarak hazırlamanız lazım. Ama ben kendimi ne mental ne de fiziksel olarak hazırlayamadım açıkçası. Hazırlamamışım en azından. Hani zihinsel ve fizyolojik olarak beni ne kadar yıpratıcı bir süreç beklediğini asla kestiremedim önceden. Hani bu performans boyunca hani iç huzurum tamamıyla kaybolmuştu.
Bir ay boyunca her saniye bir yandan gözlerimi açmak isterken bir yandan da açmamak için kendimle savaşıyordum ve bu bitmek bilmeyen çatışma içimdeki huzurun yok ediyordu gerçekten. Onun dışında hani bu süreçte artık hiçbir şey eskisi gibi anlamlı gelmiyordu. Çok kısa bir süre içerisinde sesim çok daha alçaldı, enerji seviyem düştü. Günde 10 saat uyuyordum. Başka hani hiçbir şey yapmak istemiyordum. Hiçbir şey yapmak içimden gelmiyordu. Hani sürekli etrafındaki insanlar kendimi bağımlı hissediyordum. Film izleyemiyordum, kitap okuyamıyordum. Tek başıma şöyle bir yürüyüşe çıkamıyordum. Hani bazı günler birkaç saat resim çiziyordum. Yani onun dışında saatlerce, 10, 12 bazen 16 saat sadece tek başıma oturup bir başıma düşünüyordum yani. Geçmişimi düşünüyorum, geleceğimi düşünüyorum. Ailemi, arkadaşlarımı, sanatın ne olduğunu, neden kendime böyle bir şey yaptığımı tekrar tekrar sorguluyorum. Ve hani artık içinden çıkamadığım bir döngünün içerisine girmiştim. Yani fizyolojik olarak da buna alışık olmadığım için beni hem fiziksel hem mental yoldan çok hani bu kadar ağır bir süreç geçireceğimi beklemiyordum gerçekten. Ta ki bir gün arkadaşım beni bir kafeye götürdü ve kafede şansa görme engelli bir kadınla tanıştık. Karşılaştık daha doğrusu. Bizi tanıştırdılar. Aynı masaya oturduk. Ve hani bana neler söyleyeceğini, bu yaptığım iş hakkında neler hissettiğini çok merak ediyordum ve biraz da heyecanlanmıştım açıkçası. Kadın bana sarıldı. Sonra kocası gelip sarıldı. Bana içecek bir şeyler ısmarladılar ve bana kimsenin görme engelleri anlamadığını, anlamaya çalışmadığını, benim görme duyumdan fedakarlık ederek görme engelleri anlamaya çalışmanın onun için çok özel olduğunu söyledi. Ve o an o kadar mutlu oldum ki, hani hayatımda ilk defa sanatımla birinin ruhuna doğrudan dokunduğumu hissettim ve bu paha biçilemez bir histi. Hani o an bahsettiğim gibi önceden iç huzurumu kaybetmiş olmam, bağımsızlığımı yitirmem, depresyonda olmam, hani o kadının hissettiklerimin yanında, en azından hissettiklerimi düşündüğüm şeylerin yanında bunların hiçbirinin bir önemi yoktu. Çünkü hani o gün tekrar anlamıştım ki ben gerçekten hani insana bir şeyler hissettirmek, bir şeyler düşündürmek, bir şeyler değiştirmek istiyorum ve o an o kadına hissettirdiğim duygular benim için gerçekten bir şeyleri değiştirebileceğimin bir kanıtıydı. Hani bu süreç boyunca beni negatif eleştiren birçok insan da oldu. Ve bundan sonra da olacaktır zaten. Çünkü ben öyle bir şey yapınca hani bunun saçmalık olduğunu söyleyen insanlar oluyor. Hatta hani bir gün bir kız bana gelip görme engelleri enstrüman olarak kullanıp onlardan bir sanat icra etmemin ne kadar iğrenç bir şey olduğunu, bu bir ay boyunca beni gördüğü her gün benden ve eşimden nefret ettiğini söyledi. Hani ben bir ay boyunca her gün böyle kabul etmeyi ve şükretmeyi düşündükten sonra ne diyebilirdim ki? Hani bana ne söylemek düşerdi ki böyle bir şey? Sonuçta ben bir sanatçıyım. Yani asla diktatör falan değilim. Yani kendimi neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyecek bir konumda asla görmüyorum. Yani benim tek bir gayem var. O da insanlarla beraber bir şeyler hissedip tartışmak için bir platform sağlamak. Yani farklı fikirlerin paylaşılıp saygı çerçevesi içerisinde tartışılmasından daha güzel bir şey olabilir mi zaten? Yani benim yapmak istediğim sadece tek bir şey var. O da özgür düşüncenin paylaşabileceği bir platform sağlamak. Hani sanat bana göre ve bir düşünme ve kendini ifade etme biçimi, ama hani bakıyorum ki aslında artık birçok insan tarafından bu böyle kabul edilemiyor ne yazık. Yani halk ve sanat arasındaki boşluk yani almış başını gidiyor. Yani bu
performans yapmamın açıkçası arkasındaki en büyük motivasyonlarından biri de bu sorunsal zaten. Ben bunu zaman bazen performans sanatlarıyla uğraştığımı söylüyorum. Dans mı yapıyorsun, tiyatro mu yapıyorsun diyorum. Hayır diyorum. Müzik enstrümanı mı çalıyorsun diyorum. Hayır diyorum. Peki ne yaparsın sen diyor. Atıyorum. Rastgele bir işimden bahsediyorum. Ne diyeyim şimdi mesela bir kere zaman tutkusu ve ölüm korkusu hakkında bir performans yapmıştım. Ve bu performansı da işte vücudumu 9 kilo balla kaplamıştım. Bundan bahsediyorum. Sen deli misin öyle sanat mı olur diyor. Şimdi yani adam haklı bence hani bir suçu yok çünkü hani ortada bir hatalı varsa bence hani o kendini toplumun çoğunluğundan soyutlayarak beyaz duvarların arasında var olmaya çalışan bizleriz bence. Ben de hani bunun farkına vardıktan sonra öyle bir iş yapmak istedim ki hani görebilen ya da göremeyen herkes bir şey düşünüp hissedebilsin. Sonuçta bu baktığın zaman çok basit bir iş yani bu bir tane adam var. Bir ay boyunca gözleri bağlı bir şekilde yaşıyor. Hani bunun hakkında bir fikir sahibi olmak için sanat tarihi ya okumana ya da pazar günlerini müzede geçirmene gerek yok. Umarım hani bu işle de hani kendimi ifade etmişimdir ve bu işimle birçok kişiyi bir nebze bir şeyler düşünmeye sevk edebilmişsem ne mutlu bana. Tuna, bu noktada bir şey sormak istiyorum. Hiç hazırlık yapmadığından bahsettin ve aldığın tepkilerden bahsettin süreç boyunca. Peki bu tamamen bir kurgusal bir şey miydi yoksa organik mi gelişti? Mesela başlarken çevrendekilere de mi bahsettin? Yani orada performansı yapmaya seni tetikleyen şeyden sonra hemen kendi kendine bunu uygulamaya mı başladın? Çünkü bir dokümantasyon süreci de var. Şimdi şöyle tabii Hani çevrendekilere bahsettin mi ve tamamen kurgusal mı ilerledi? Yani bir günün nasıl geçiyordu mesela? tabii canım sonuçta ben ne kadar bir birey olsam da benim sorumluluk sahibi olduğum insanlar var etrafımda. En başından ev arkadaşlarım vardı. Şimdi biriyle yaşıyorsanız bir anda ben bir ay boyunca gözlerimi kapatacağım diyor. Hani onların rızasını almadan böyle bir şeye girişmek bencillik olurdu. Evet, bunu da belirtelim. O sırada Amsterdam'dasın. Zaten Amsterdam'da yaşayıp çalışıyorsun. Evet, Ya da Amsterdam. okuyorsun. Okumaya da devam ediyorsun bildiğim Evet. kadarıyla. Yani onun dışında mesela öğretmenlerim vardı. Hani onlara ne diyecektim? Annem, babam var. Hani hepsiyle en yakın arkadaşım var orada. Çünkü hani belli bir şekilde bir yardıma da ihtiyacım olduğu için hani gerçekten konuşmam gereken insanlar vardı. İlk başta ev arkadaşlarımla konuşmaya gittim. Onlara dedim hani ben böyle böyle bir olay yaşadım ve bu olay beni düşünmeye sevk etti. Ben böyle bir karar aldım hani siz buna nasıl yaklaşırsınız dedim. Onlar beni çok destekledi ilk başta. Hani bizim için de enteresan bir tecrübe olur. Bizim de kendimize çıkaracağımız bir pay olur. Biz senin arkandayız dediler. Sonra öğretmen bölüm başkanı var işte. Bölüm başkanı ile konuşuyordum. İşte zaten benim bulunduğum okulda böyle ders yok ya da bir ödev falan yok. Sadece öğretmenlerle interaktif birebir görüşmelerin sonucunda sana bir nebze destek olmaya çalışıyorlar diyeyim. Hisler ve düşüncesel. Diyeyim hani o gün konuşuluyor işte. Bir sınıf arkadaşım geliyor. Ben böyle bir resim çiziyorum. Bir sınıf arkadaşım geliyor. İşte ben böyle dergiden bulduğum fotoğraflarla kolaj yapacağım. Bilmiyorum. Tuna sen ne yapacaksın bu süreçte? Nelerle uğraşıyorsun? Dedim hani ben böyle böyle bir şey yaşadım. Ben bir ay boyunca gözlerimi kapatarak yaşamak istiyorum dedim. Nasıl yani falan. Bildiğiniz hani uyku maskesi alacağım. Yani böyle bir şey denemek istiyorum dedim. Tamam peki ama hani bunu yaparak ne başarmak istiyorsun dedi. Ben de hani sonuçta hani bu öyle bir tecrübe ki hani daha önce hiç yanına yaklaşmadığım yani yanına yaklaşabilecek bir tecrübeye de sahip olmadığım bir konu olduğundan hani tabii ki ulaşmaya çalıştığım birkaç cevap var. Hani atıyorum bir duyu organını kapatınca diğer duyu organlarına ne oluyor? Hayatında eğlenceyi minimuma
indirdiğin zaman nasıl bir hayat yaşıyorsun? Görme engelli insanlar nasıl karşılanıyor? Gibi gibi birçok soru var cevaplamak istediğim, ama bunun dışında birçok da soru oluşacaktır zaten. O yüzden buzdağının görünmeyen kısmı hakkında bir yorum yapmam pek yerli olmaz diye düşündüm. O da tamam, enteresan görünüyor. Bence yapabilirsin. Ben destekliyorum seni. Annem ağladı biraz. Babam için de zordu. Beni arıyorlardı sık sık. Ama annem böyle bir ilk 10 gün, 15 gün onunla da cebelleşmek zorunda kaldı. Yani her gün beni arayıp, oğlum artık gözlerini aç, oğlum artık işte yapma artık bunu kendine. 10 gün yeter, 12 gün yeter, 15 gün yeter falan. Ben artık dedim kendime, anne hani ben kendimle uğraşmakta zaten çok yoruluyorum. Bir de lütfen seninle uğraşmayayım. Hani lütfen bana destek ol. Seni karşımda değil, yanımda görmek istiyorum. Orada içi eridi zaten, artık bir şey diyemedi bana. Bir de en yakın arkadaşım vardı. En yakın arkadaşım da bana çok sinirlendi başlamış. Sen deli misin, hani böyle bir şey yapılır mı? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor falan dedi. Ben de ona yani ben her türlü böyle bir şey yapacağımı, o yanımda olursa daha kolay olacağını, o bana destek vermezse daha zor olacağından bahsettim. O da eğer böyle bir şey yaparsan kesinlikle yardımcı olacağım dedi. Ve bu videoda gördüğümüz tüm çekimleri de o yaptı zaten. O bana çok yardımcı oldu. Beni hani etrafa götürüp getiriyordu. Aynı zamanda yanında iki tripod, işte bir kamera, mikrofon, onları da taşıyordu bazen. Acıkınca bana yemek yapıyordu. Hani bana çok yardımcı oldu zaten. Mesela bu videonun da yapım aşamasından da biraz bahsetmek isterim aslında. Her gün video günlük çekiyordum. Bu sürecin beni mental olarak nasıl etkilediği, işte tecrübelerim, başımdan geçen günlük olaylar falan. Bunları bahsettiğim bir günlük, her gün çektiğim video günlükler vardı. Onun dışında şansıma gözlerimi kapamadan 3 gün önce bir nörologla tanıştım. Bu nörologla da haftada 2 defa buluşuyorduk. O bana bir tane çizelge, bir tablo vermişti bastırıp. Bunu ev arkadaşlarıma verdim. Bu tablonun içinde işte iştah durumu, uyku durumu, işte ruh hali nasıl, işte çabuk sinirleniyor mu, neler yiyor, ne kadar uyuyor, rüyaları nasıl falan gibi böyle boşluklar vardı. Ve ev arkadaşlarım bunları bana sormadan, bağımsız, benim hakkında gözlemleriyle bunu dolduruyorlardı. Her hafta da görüşmeye gelirken, gerçi ben durumumdan dolayı o benimle görüşmeye geliyordu. Bu tabloyu ona veriyorduk. Veriyordum daha doğrusu. Ve bir konuşma gerçekleştiriyorduk, ama hani onun çekimleri var mesela, nörologla olan görüşmelerimin. O da bir yerde sergilendi mi? İş kapsamında sergide. O benim hakkımda yaptığı araştırmalar sonucu bilimsel bir dergide akademik bir makale yazdı. Ama şu an zaten hani bir de etrafta dolanırken falan videolarım var. O istedilik müziğimde gözlerimi açtığım an ve onun böyle o günün tamamı var. Yani ben zaten bunların hepsini birleştirip bir belgesel yapmak istiyorum. Şu an kurgu aşamasında. Yani bu o belgeselin ilk adımı gibi bir şey. Şu an bu bizim izlediğimiz işte, ama senin sürece dair deneyimlerini, yani o günlerden kesitler görüyoruz ve en son gözünü açtığın an. Evet. Ve orada aslında bir de sesle karşılaşıyor izleyici. Yani oraya kadar sessiz izliyoruz ve sonrasında ses var. Bunu neden tercih ettin? Yani bir duyuyla ilgili yine bir durum mu? Daha etkili bir anlatım biçimi olarak mı gördün? Açıkçası yani sen de biliyorsun, bunun bir önceki versiyonu da seninle paylaşmıştım. Versiyon da var, evet. Onda müzik de vardı, ama müzikle daha böyle hikayesel, daha böyle bir akışın içine sokuyordu benim video. Ve onun olmadan izlediğim zaman sadece orada kendimle daha iyi empati kurabileceğini hissettim izleyicinin. Hani bu adam hani şu anda ne düşünüyor acaba? Ne yaşıyor şu anda diye. Hani arada başka bir element olmaksızın hani direkt bir iletişim kurabilme olasılığının daha yüksek olacağını düşündüm. Yani o süreç biterken de o
atmosferi de yaşamasını istedim açıkçası izleyicinin. O yüzden böyle bir kararda bulundum. Evet, ben de o konuda sana katılıyorum açıkçası. İlk izlediğimden sonra şu anda bu izlediğimde hani aslında orada bizim izlediğimiz şeyde de o çok kalabalık. Mesela bir dış ortam görüyoruz, dış ses ister istemez insan bir işitmek istiyor ama tamamen sessiz bir şekilde senin bir duyu organını daha işte görememeni izlemek izleyiciye de daha farklı bir şey yaratıyor. İyi, sessiz bir şekilde ve sonrasında gözünü açtığın anda bizim ses duymamız daha bence de etkili olmuş. Peki daha önceki performanslarının da dokümantasyonu var mı? Var tutuyor tabii. Tutuyor musun her zaman? Evet. Bu şimdi ama bu böyle bir ay gibi uzun süre süren ilk performansımdı. Bundan sonra ben zaten hani bu işten sonra bir daha performans yapamayacağım falan diye düşünmüştüm. Hani öyle bir şey, hani gözlerimi açtığım zaman bir kere neye uğradığımı şaşırdım. Hani evet, tamam. O günü de soracaktım aslında. Gözünü açtığın andaki belki psikolojik olarak da bize aktarabilirsen iyi olur. Merak hani ediyoruz. Öyle bir şey olmuştu ki o an, hani bir kere ben etrafımda 10-15 kişi var falan sanıyorum. Bir anda gözlerimi açınca 250 kişinin ışık tutup böyle bağırarak alkış tutması falan bana zaten bir şok etkisi oldu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani ne yaptın lan sen dedim. Hani tamam, bir amaç uğruna bir şey yaptın. E bravo. Şimdi sonuçlarına sen katlanacaksın. Şimdi bu beynimiz bizim görsel bilgi almaya alışık olduğu için görsel bilgi almadığımız zaman çok daha yavaş akıyor. O yüzden bir aylık süreç bana hani bir yıl gibi falan geldi. Ve sonrasında alışmak da bana çok, hani geri normal hayatıma dönmek de çok zorlandım. Çünkü dediğim gibi hani bu süreç boyunca günün birçoğununla tek başıma düşünerek geçiyordum. Yani alışkanlıklarım, yaşam tarzım, hani yaşadığım her şey tamamen değişmişti. Ve bunu tekrar kendi yerine salamak benim için çok daha zordu. Ben 6 ay boyunca uyuyamadım gözlerimi açtıktan sonra doğru düzgün. Hani her gözlerimi kapattığımda geceleri bu performans aklıma geliyordu ve o an yaşadığım tecrübeler ve hisler aklıma geliyordu ve bir daha gözlerimi açamayacağım gibi hissediyordum ve saniyesinde tekrar açıyordum. Yani ona tekrar adapte olmak benim için çok zordu. Hani bunun bir performans olduğunu sadece kendime sürekli hatırlatmam gerekiyordu ve birkaç terapi falan da yaptım. Birkaç psikologla görüştüm bir iki defa. Onların da bana yardım oldu. Çünkü hani bir an gerçekliğim o olmuştu ve geri gelmek beni tekrar zorladı. O süreçte bana yardımcı olan herkese de buradan teşekkür etmek istiyorum bu arada. Hani kendi başıma asla yapabileceğim bir şey değildi. Zaten videoda da görüyoruz. Hani gözünü açtığın anda ilk başta bir tepki vermiyorsun, konuşmuyorsun. Yani çok yoğun ve uzun soluklu bir performans sürecinden sonra zaten sanatçılar toparlanıp o sürece dair konuşamıyor bile oluyor bazen. Ki sen o anda da zaten videoda bir tepki de veremiyorsun. Ben aynada kendi gözlerimin içine bakıncaya kadar konuşamadım. Hani yüzümün unutmamıştım tabii ki ama tekrar bir hatırlamak, o hani ben böyle biriyim tekrar görmek beni hani o an böyle bir nebze oldu. Ondan önce şok geçirmiştim. Bir kere renkli, hani farklılığı da görüyordum bence bu arada. Hani kırmızıyı çok daha kırmızı, yeşili çok daha yeşil, sarıyı, hani tüm renkler çok kontrastlıydı benim için. Peki en çok zorlandığın şeylerden biri ne oldu o süreçte? Kapalıyken gözüm. En çok zorlandığım, dediğim gibi, içimde verdiğim o savaş beni yoruyordu yani gerçekten. Çünkü şey gibi hissediyordum. Psikolojik yani. Savaş mı yani? Ruhsal olarak mı? Tabii, hani şu savaş, hani bir yandan tüm vücudun kaşınıyor ve kaşıyabilirsin.
hani açmak için gerçekten müthiş bir açma isteği var içinde gözlerim ama onunla savaşıp açmamak çok zor. Çünkü hani ne yaparsan yap atıyorum yolda yürüyorsun, yemek yiyorsun, sana biri bir şeyler anlatıyor. Hani o an hangi durumun içinde olursan ol, senin aklında sadece şu an gözlerimi deliler gibi açmak istiyorum ve açamıyorum var. Ya da açmıyorum var daha doğrusu, açamıyorum diyeyim. Hani bunun dışında da en zor kısmı tabii birine bağımlı yaşamak benim için çok zordu. Çünkü mesela o bahsettiğim ve konuştuğum görme engelli kadınla konuşmamız sırasında bana sordu mesela. Buna ne kadar devam etmeyi düşünüyorsun dedi. Ben de size ne kadar mutlu ve iyi hissettiğimi söylemiştim hani kadınla yaşadığım konuşma sırasında. Bu soruyu sorduktan sonra kendimi o kadar kötü hissettim ki. Hani ben bunu bir ay boyunca devam ettirmek istiyorum ama o kadar güçlü müyüm bilmiyorum dedi. Bunu söylerken kendimden çok utandım açıkçası. Hani o hayatı boyunca böyle yaşıyor ve ben buna bir ay boyunca dayanamayan iğrenç, şımarık bir çocuk gibi hissettim kendimi. Ve o anda da söz verdim bir noktada hani ben bunu asla bırakamam yani. O zaman hani ne yapabilirim ki hayatta yani? Ve ama o bana şey yani, Tuna sakın böyle düşünme hani ben tek başıma mahallede yürüyüş yapabiliyorum, tek başıma market alışverişine gidebiliyorum, tek başıma telefonla kocamı arayabiliyorum, bilgisayar kullanabiliyorum, yemek yapabiliyorum. Sen bunların hiçbirini yapamıyorsun ve senin için çok daha zor olduğuna eminim dedi. Ama yani kendini pes etmek istersen, bırakmak istersen kesinlikle bırak dedi. O beni ama işte o an o beni ne kadar anladığını bana söylese de ben kendimi anlayamadım ve o günden sonra hani asla ve asla bunu yarıda bırakmayacağımı o kadın için söz verdim biraz. İşte hani en zor kısmı da oydu zaten. Çünkü hani görme engellilerin alıştığı ya da sonradan edindiği belli bilgiler ve tecrübeler var. Ben de onların hiçbiri olmadan hayatta kalmak zordu. Son gördüğümüz sahne okul mu bu arada? O mekan? Stedelijk Museum. Amsterdam. bu işte Van Gogh Müzesi'nin. Ha tamam okey. En büyük modern sanat müzesi Amsterdam'daki. Orayı özellikle mi seçtin? Hani orada açma durumunu? Şöyle birçok insan olur oraya gelir diye düşündüm. Gelir. Ve hani orada şöyle bir şey olacaktı. Bu çok belli bir şey önceden. Bizim okulun her sene orada sergisi oluyordu. Ve ben de hani herkes böyle öğrenciler de orada iş yapabiliyor. Hani işlerini sergileyebiliyor falan. Ben de Mart ayını özellikle hani orada açmak için gözlerimi o zaman kapattım. Şansı oldu aslında hani o karşılaştık. Ve hani orada açarım tam bir hafta sonra falan tamam bunu yapıyorum dedim yani. Başka merak ettiğiniz hiçbir şey var mı? Performans sanatına yöneliminden belki biraz bahsedebilirsin. Bu iş dışında neden ilgilendiğin ya da önceki işlerin? Tabii bundan çok mutlulukla bahsedebilirim. İlk performans yaptığım gün çok mutlu olmuştum. Yani çünkü kendimi hani hiçbir işi yaparken bu kadar iyi ifade edebildiğimi hissetmemiştim yani. Çünkü hani resim de yapıyordum, heykel de yapıyordum. Birçok sanat disipliniyle uğraşıyorum zaten. Hala da uğraşıyorum ama atıyorum kendim bir resim sergisi verirken çok göremiyorum açıkçası. Çünkü kendimi ona ait hissetmiyorum. Ve hayatımda ilk defa performans yaptıktan sonra bir şeyi yapmak için doğduğumu hissettim açıkçası. Yani o çok özel bir histi benim için. Çünkü hani bir resim çizdiğin zaman, bir heykel yaptığın zaman ya da bir video ile falan hani izleyici ve sanatçı arasında
bir köprü görevi oluşturacak bir şey yaratıyorsun. Ama performans esnasında yani o köprü olmaksızın izleyiciyle kurduğun direkt etkileşim ve iletişim benim için çok özel yani. Ben onu çok seviyorum. Yani o an beraber bir şey hissedebilmek, işte belki bir tensel bir temas, belki hani bir göz teması. O an hani aynı zaman ve mekanı paylaşmak benim için daha özel bir tecrübe oluyor bir üretici olarak. O yüzden performans sanatlarına zaten tutkuyla yani, bağlı. Organik olarak hani performansa dahil olunması sürece belki. Yani olabilir ya da böyle her zaman kendimi ifade etme biçimim buna daha uygundur. Hı hı. Bunun artık böyle şey psikanalitiğini yapamıyorum yani yapmadım. Ama, yani kendimi bana soracak olursam benim öznel düşüncem bence performansın bu özelliklerinden dolayı kendime daha bağdaştırabiliyorum ve daha yakın hissedebiliyorum kendimi. Diğer performanslarımdan da biraz bahsedecek olursam performans yapmaya ilk başta sahne performanslarıyla başladım biraz ama hani böyle daha çok sahnede olan biraz tiyatral elementler bulunduran ve ama bir mekanda başlayıp aynı mekanda biten ve kısa sürekli yarım saat, bir saat, 15 dakika, 10 dakikalık performanslarla başladım. Bu performanstan sonra ama daha çok böyle bir tık daha uzun vadeli performanslar yapmak istediğimi fark ettim ve o gözlerimi açtıktan 9 ay sonrasına kadar bir performans yapamadım zaten. Yani çünkü şey gibi hissediyordum. Yani. Yoğun bir süreçten çıkmıştım zaten. Artık hani bu kadarmış falan oldu. Ama tabii zaman geçtikçe kendi anlatmak istediğim şeyler, yeni denemek istediğim tecrübeler, hissetmek istediğim yeni duygular oldukça hani bunun önüne çıkamayacağımı fark ettim. Yani tekrar yapmalıydım. Bu, o yüzden bir iki performans daha yaptım. Bir tanesi yine alıştırmalı bir küçük bir sahne performansıyla devam etmek istedim bu yolculuğa. Ardından mesela en son bir performansında mesela 3 saat boyunca merdivenlerden yuvarlandım, bir performans yaptım. Şimdi kafamda kendimi hazır hissediyorum. Ve tekrar böyle bir aylık bir sürecin içine sokacağım kendimi sanırım. Evet, gelecek projelerinden de bahsedebilirsin bize. Bilgisayar mühendisi bir arkadaşım var. Onunla konuşurken bu performansa karar kıldık. Bir yazılım yazacak o benim için. Siri gibi bir yazılım. Ve bu atıyorum ben seninle konuşurken Tuna nasılsın, gelecek performanslarından bahsedebilir misin gibi demin sorduğum bir soruyu sordum. Bu yazılım bu soruyu algılayacak. Kulaklıktan bana kendi cevabını iletecek. Ve ben de onun verdiği cevapla sana geri bir cevap vereceğim. Yani bir ay boyunca yapay zeka gibi iletişim kuracağım. Ama bunun için işte şu an işte yazılım olacak. Ondan sonra çalışıyor mu, çalışmıyorsa tekrar bir daha. Yani bir yapım süreci bunun oldukça uzun. Hani dışında teknik bir hazırlanma kısmı da var. Mental olarak beni nasıl etkileyecek hiçbir fikrim yok bu arada. Sonuçta ne bir cihazın komutlarıyla hareket ediyorsun. Neredeyse bir ay boyunca. Bakalım böyle bir şey denemek istiyorum. Özellikle günümüzde bu yapay zeka falan tekrar çok yani gelişmekte olduğu bir zaman. Yani robotların birkaç yıl sonra hayatımıza ne kadar entegre olacak. İnsan robot ilişkisi, kim kimin efendisi sorularına falan cevap getirmeye çalışacağım. Yine bir şeyler denemek istediğim bir performans olacak eğer gerçekleşirse. Özellikle bu dijitalleşme sürecinde bir de bu pandemiden dolayısıyla zaten bir anda kendimizi çok online'da bulduk. Tabii canım, baksana hepimiz oturmuş bilgisayarın önünde konuşuyoruz.
hala daha fiziksel ortamda değiliz maalesef ki. Peki benim aklımda bir soru daha vardı. Bu arada sizin de sorularınız varsa lütfen yazabilirsiniz. Mikrofonunuzu da açabilirim. Nazlı Hanım, hemen açıyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. Ben de. Ya, teşekkürler Tuna bu böyle çok samimi anlatımın için. Ben yıllar önce derken çok eski değil aslında, bir doktora tezi yazmıştım. 1960 sonrası performans sanatını incelemiştim. Marla Ponti felsefesi üzerinden seni dinlerken ve daha önce ve sonrasında yaptığın işleri anlatırken açıkçası böyle 60'larda başlayan, 70'ler ve 80'lerde imelenen performans sanatının 90'larla beraber kaybettiği şeyi tekrar gündeme getirdiğini gördüm, bu bir tespit. Çünkü körlük denemeleri, işte vücuduma bağ sürdüm dedin, işte aslında yaptığın sınır deneyimleri bir bakıma. Çünkü bunu sahnede 3 gün ya da 15 gün birkaç saat arayla da yapmayı tercih edebilirdin. Ama sen bunu hayatına yayarak aslında bir sınır deneyimi gerçekleştirdin. Tam da senin demin çok kişisel yerden anlattığın gibi kendinle bir yarışın da, yarış demeyeyim, kendine bir mücadelenin de içinde olmak da ikinci bir performans gibi bir şeydi bunun içinde. Açıp açmamak gibi. Dolayısıyla bu anlamda kutluyorum seni. Çok hakiki bir performans olmuş. Yani performansı biliyorsun, tabii ki biz şu anda senin tamamen kaydını izledik. Yani bir performans kaydını izledik. Tam da bir dokümentasyonu izliyoruz aslında. Performans bize geldiğinde, senden, sanatçılardan bize geldiğinde aslında biz dokümantasyona bakıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da hani ileride de belgesele çevireceğim dediğinde, bütün o tıbbi meselelerle de ölçtüğünde işin de başka tarafını bize göstermiş olacaksın. Marla Ponti okudun mu? Çok merak ediyorum. Ama okumayı çok istedim. Çok fazla kaynak var. Hem Türkçe'ye de çevrildi, hem zaten Fransızca ve İngilizce kitapları var. Okumanı tavsiye ederim. Benim tezime de ulaşabilirsin YÖK'ten. Adım soyadım ve sanatta yeterlilik diye yazdığında geliyor. Tamamen görme eylemi üzerinden ben de yola çıkmıştım. Yani ne derler, hakiki buldum bütün bu yaptıklarını. Bir tek şunu merak etmek istiyorum. Bütün anlattıkların Tuna'nın çok samimi hisleriydi ama sen bir özne ve nesne olarak bedenini ortaya koydun. Çünkü göz öyle bir eylem ki, kulağı kapamak gibi organ ki, kulağı kapamak gibi değil, tad almayı kapamak gibi değil. Dedin ki sesim kısıldı biraz, yavaşladım, bilmem ne, böyle bir takım sonuçlar oldu. Ama sanatçı Tuna olarak bu uzun süreç sende ne tür bir değişime yol açtı? Sen çünkü bayağı bedenin bir tarafını kapatıp öbür tarafını açarak, diğer organlara daha çok alan yaratarak bir şey yapmaya çalıştın. Bir taraftan da kendinle mücadele ettin. Sonraki projelere ne tür bir etkisi olacak ya da oldu? Samimiyetime güvendiğinize inanarak çok samimi bir cevap vereceğim tekrar. Tamam. Açıkçası hani beni bir köşeye kıstırdı. Herkes bana şey falan diyordu. O, sen bunu yaptıktan sonra artık göğsümle dağları deviririm, her şeyi yaparım gibi hissediyorsundur değil mi falan diyordu. Hiç öyle değil aslında. Hani ben aslında her insan kadar kırılgan ve her insan kadar hassas olup hani böyle bir şeye giriştikten sonra beni ne kadar zor, yani negatif etkileyebileceğini ve bu süreçlerden çıkmanın ne kadar zor olduğunu, insan olduğumu ve çok kırılgan olduğumu anladım. Çünkü ondan önce hani zaten yaşım genç. O zaman hani 1,5-2 yaş daha gençti. Biraz şey gibi hala hissediyorum. Hala genç bence. 23 yaşındaydım. O dönem. Hayır, o dönem 21 yaşındaydım.
O zaman biraz işte hani gerçekten bu tutku uğruna hani ne ifade etmek istiyorsam, nasıl ifade etmek istiyorsam her pahasına yaparım. Bununla mücadele edebilecek bir gücüm var. Ve bu gücü de sonuna kadar zorlamak istiyorum. Çünkü bundan zevk alıyorum, bundan besleniyorum. Ve bununla kendimi ifade ederek çevremdekilerle bir şey paylaşabiliyorum gibi hissediyorum. Ama bu performans sonrasında hani iki şey oldu. Hani birincisi çok güçsüz ve zayıf hissettim kendimi. En azından hissetmenin dışında böyle olduğumu fark ettim. Ve o kadar garip bir şey oldu ki aslında hani yaptığım önceki hiçbir iş hepsi anlamını yitirdi bir süre benim gözümde. Yani bundan yani öyle bir şekilde hissettim yani bir sanat disiplini buldum. Bununla kendimi gerçekten hayatta bir var olma amacım olduğunu hissettim. Ve ona sıkı sıkı sarıldım ve onu çatlattım gibi hissettim. Yani bir yolda yürüyordum ve bir adım daha atarsam uçurumdan aşağı düşeceğim gibi hissettim. O yüzden aynı seviyede beni zorlayacak, zorlayacak yanlış bir kelime. Amaç benim kendimi zorlamamdansa yeni bir şeyler denemek ve hani anlamlı hayat değiştiren tecrübeler kazanıp bunları paylaşmak yani. Yani bunu tekrar yapabilecek gücüm olmadığını tekrar düşündüm ve hani böyle bir şey yaptıktan sonra tekrar hani 9 kilo balla vücudumu kaplamış olmanın bir önemi kalmadı bir anda benim için. Daha simgesel, temsili mi geldi bal? Ya bal hani yani evet hani nasıl desem hani bir dans performansı yapmak istemedim açıkçası. Anladım. Bu çünkü biraz senin de gerçekten hayatının bir bölümünü zamanda ve uzamda meşgul eden ve gerçekten rutine bağladığın bir şey. Ne kadar bir ay koysan da günlük döngünün içinde bir sanat. Hani nasıl desem şey. Form olmuş. Bir de Nazlı Hanım şöyle bir şey de var. Hani direkt bu konu üzerine yoğunlaşayım, bunu yapayım, bunu çalışayım diye çıkmamış da bir durum. Evet. Hani bir şeyle karşılaşmışsın ve o seni buna itmiş. Evet. Ama bence zaten en hani ben hep öyleyim. Hani ben fevri bir insanım biraz. Hani bir şeyden etkilendiysem ve hani bir şey denemek istiyorsam o an onu yapmam lazım. Çünkü hani hazırlıklar işte üstüne yapılan çalışmalar araya giren zaman tutku ve heyecanı öldürüyor ve hani aynı hevesimi kaçırıyor ya. Yani. Bir şey yapacaksam o an yapayım ya. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek, rica ederim. Ben çok teşekkür ederim güzel sorunuz ve övgüleriniz için. Ama biraz Malaponte okumanızı isterim. Çünkü çok böyle örtüşen şeyler var. Söylediğiniz o kişisel hikayeniz ve kişisel hislerinizle Malaponte'nin bakışı çok yol kat edecektir çalışmalarınız için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Tezi de bulamazsan Tuna, biz Nazlı Hanım'dan alıp iletiriz sana da. Evet evet, online aynen. Açık çok çok yani mutlaka okulda da gördüğünüz sanatçıların işlerine dair örnekler de var içinde. Harika, tamamdır. Tezin ismi neydi demiştiniz tekrar? Aradan zaman geçti. Sanatta beden algısı 1960 sonrası bedene Malaponte ile bakmak. Tamam. Bağdaş. Bildiğin devlet tezi işte şurada. Var bu gökte. Tamamdır. Öyle. Şimdi aldım. Evet zaten bu konuşmanın da kaydını tuttuğumuz için zaten YouTube kanalına yüklediğimizde oradan da tekrar izleyebiliyor olacağız ve daha fazla insana da ulaşmış olacak bu konuşma Tuna. Bu yüzden de sana teşekkür ederiz. Çok güzel oldu ve senin de eklemek istediğin bir şeyler varsa dinlemek isteriz. Sorusu olan varsa başka onları da alabiliriz sonrasında. Bir başka sorusu olan varsa onu alalım isterseniz. Yoksa ben böyle herkese formal bir şekilde teşekkür edip kapatalım konuşmayı. Evet ben chat'i de bir kontrol ettim. O zaman katılan herkese teşekkür edelim. Sana da. Ben de çok teşekkür ediyorum.
Kendinize çok iyi bakın. Vaktinizi ayırdın. Sen de öyle. Görüşürüz. Herkese sevgiler. Hoşça kalın. Bye bye.